şeyi anlıyoruz tabii ki, yani gelen zamların getirmiş olduğu noktayı normal yaşamsal katkılarıyla beraber değil mi? Ben anlamıyorum ama anlamak zorundayım. Anlamak zorundayız, bazıları daha yüksek geliyor gözümüze ama anlamadığımız bir şey var, o çok net aslında. Bu ev kiralarının ya da satış fiyatlarının ne zaman bu noktaya geldiği, yani bu emsaller işte değil mi, yanındaki diğerindeki komşunun getirmiş olduğu rakam olayı nasıl 125 milyona getirdi ki Nişantaşı'ndaki bir daire fiyatı ta Amerika'da Beverly Hills'te Charlize Theron denen işte onlar milyon milyon dolarları yaptı. Çok da güzel. Çok film güzel, anlaşmalarından çok gerçekten bu birkaç güzel tane ev alıyorlardır zaten. Tabii. Şimdi Charlize Theron'un malikanesini mi alırsın? Biraz daha ucuz hatta o, yanlış anlamayın. Yoksa Nişantaşı'nda bir daire mi? Burada bu yakından bakalım. Burada. Biri Charlize Theron'un büyüleyici malikanesi, diğeri Nişantaşı'nın göbeğinde 4+1 apartman dairesi. Ünlü yıldız satışa çıkardığı dev mülküne rekor fiyat istese de Şişli'de bir daire parası etmedi. Hollywood'un Güney Afrikalı yıldızı Charlize Theron onlarca filmde oynadı, Oscar ödülünü kazandı. 3,5 dönüm arazideki muhteşem malikaneyi de 3 milyon dolara aldı. Ama artık satma kararı verdi. Hollywood Hills'teki İspanyol tarzı olağanüstü mülk 3.8 milyon dolara, yaklaşık 118 milyon liraya satışta. Nişantaşı'ndaki 400 metrekarelik daire ise 125 milyon liraya ilanda. Tabii bu durum bir hayli konuşuldu. Ünlü oyuncu Nişantaşı'ndaki daireyi satın almaya niyetlenirse parası yetmiyor. Ancak bir miktar parasına ekleme yaparak ya da kredi çekerek o 4 odalı daireyi almak mümkün. Charlize Theron düşünür mü bilinmez ama İstanbul'daki bir dairenin muhteşem malikanenin fiyatını sollaması sosyal medya kullanıcılarını epey düşündürdü. Evet, gerçekten şahane. Tek kelimeyle güzel bir dakika, İstanbul'umuzun böyle geldiği nokta açısından demek ki çok, İstanbul dünyamızın en bir numaralı şehri. Fiyatlara bakıyoruz. Yani çok cezbediyor insanları ki buraya gelmek istiyorlar. Bu fiyatı koymuş arkadaş. Buyurunuz Ebru Hanım. Şimdi buyuracağım izninizle. Çünkü ben yani gerçekten hani anlam kargaşasım var burada. Ya bu ev çok ucuz. Charlize Theron ucuza gitti abla dedi. 3.8 milyon dolar dünyanın her yerinde. Çok şahane, çok şahane bir bir rakam yani, öyle değil mi? Yani ama evin özelliklerine baktığında işte bilmem 3.5 kaç dönüm. İçli arazi içerisinde havuzlu vesaire, şöyle bir manzarada böyle bir İspanyol tarzı döşenmiş ev. Gel bizim Nişantaşı gözümüzün bebeği, tarihi apartmanlar, bu yapılar da bayağı eskidir yani öyle. Bu yeni, yenilendiği için zaten. Bu yenilenen apartmanlardan tabii, mı diyorsun? Tabii yeni, hani? Yeniler öyle. Kaçmış? 125 milyon. 125 milyon. Bir dakika. Bravo. Yani bunu yazan arkadaş da hani baba yaz ya çıkar biri zaten diyen kardeşe de buradan sevgi selam olsun. Bu muhtemelen öyle. Babacığım ne yazalım? Abi yaz ya. Hah. 12,5 milyon yazdım. Yok yok çıkar. Bir sıfır daha koyayım. Ha 125 olur abi, tuttur. Yani yaklaşık 4 milyon euroya denk geliyor aşağı yukarı bakıldığında. Şimdi tabii sen dünyanın herhangi bir yerinde bu fiyatı verdiğinde çok yapıyoruz bir örnek. İşte Fransa'da şato mu alırsın, Miami'de deniz kenarında villa mı alırsın ya da işte Charlize Theron'un evini mi ya alırsın? Oraya gitme, Yunan'da ada alırsın, ada. Bir sürü şey Allah aşkına bak Ebru, prestijli falan filan, peki saygı sevgi. Bir de sadece binada değil ya, 3,5 dönümlük bir arazisi var bunun. Sıfır. Beverly Hills, Los Angeles, Amerika'nın göz bebeği tabii değil mi? Canım, yani Türkiye'mizde nasıl İstanbul, Antalya, İzmir varsa orada da öyle kardeşim, bu iş böyle. Bana şuradaki mantığı açıkladığın an ben memleketin geldiği noktayı ha derim. Evet. Ya bu burada bir mantık var mı? Sormak bir dakika, mantık var mı, mantıksızlık mı var? Yani mantık olmadığı kesin zaten. O zaman yani mantık, ne konuşuyoruz? Mantık aramıyoruz burada. Burada sadece bu birbirine hani ne derler, birbirleriyle yarış halinde emlakçılar mı var, birbirlerini gaza getiren, işte biz böyle yapalım, siz böyle satarsınız. Yo emlakçı tamam da ev sahibi tamam demediği sürece kim nasıl yazabilir tamam, ki oraya? Sen, ben ev sahibiyim, bir tane dairem var 4+1 yeni sıfır bina. Nişantaşı'nda iyi de bir yerde. Ben bunu sizce kaçtan satışa çıkarmalıyım şimdi? Ben sana soruyorum, ben nereden bileyim mesela? Piyasayı bilmiyorum ki. O piyasa bana bu sizin ev maksimum işte 30 milyon lira yapar. Dese, tamam eyvallah. Eğer herkesin verdiği rakam buysa dersin. Ama baksana rakamlar buralara buralara gitmiş. 4 milyon eurodan bahsediyoruz. Yani inşallah satsınlar tabii ki. O emlakçı arkadaşlarımız da bunlardan almış oldukları değil mi? Komisyonlarla onlar alanın idame ettiriyorlar yaşamlarını. Valla işte taş atılıyor, hepimiz böyle çıkarmaya çalışıyoruz. Bu
süreç böyle arkadaşım. Yani. Dolayısıyla vallahi açıkçası mesela 125 milyon ortada kredi de alınamıyor, şu da alınamıyor, bu da alınamıyor. Yani keş balya balya bir kamyon lirayı oraya yığman gerekiyor ya da tır vesaire. Vallahi yani belki de normali bu. Bilmiyorum ki. Normali bu belki Ebru. Doğrusu budur yani. Biz anlamıyoruz. Ben de hani bu civarlarda aşağı yukarı oturuyorum. Evet. Bakarım şöyle vay be derim hani. Şuraya gidip bir yakından bakayım. Aidatı falan şöyle vardı. Şöyle bir gezsene benim için. Şuraya gezeyim çekeyim değil mi? İşte burası diye. Allah'ım yarabbim. Allah selamet versin. Versin bakalım.